Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Yazılımcı çeviri serimizin 10. dersini gerçekleştireceğiz. Yabancı dilde donanım kaynakları PDF'imizi çevirmeye devam ediyoruz. Şimdi one dot eight power supply nedir bakalım, beraber görelim. Power supply, şimdi power güç, supply normalde arz, levazım, gereç, kaynak gibi anlamları var. Ama burada power supply bir kalıp olarak karşımıza gelince güç kaynağı anlamı taşıyor. Hadi gelin beraber bakalım. Şu 3 satırı, hatta şu 4 satırı çeviriyor olacağız. Diyor ki: A power supply unit PCU supplies direct current DC power to the other components in a computer. Şimdi ne diyor, beraber bakalım. Bir güç kaynağı ünitesi, a power supply unit, bir güç kaynağı ünitesi, PCU bunun baş harflerinin kısaltılmışı. Supplies sağlar anlamı taşıyacak burada, göreceksiniz birazdan. Direct current DC, direct current doğru, direkt akım anlamına geliyor. Current akım anlamlarından biri. Direct current doğru akım anlamı taşıyor. Current'ın bir anlamı işte aktif anlamı da var. Hatta bunu bazen şeyle karıştırıyor olabilirsiniz. Currency diye bir kelime var. O da döviz anlamında. Bu o değil. Bu aktif anlamı taşıyan akış anlamı da vardı galiba kelime. Direct current doğru akım. Direkt akım. Power. Power zaten güç. To the other components, diğer bileşenler, in a computer, bir bilgisayar içinde. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir güç kaynağı ünitesi neyi sağlıyormuş? Bir güç kaynağı ünitesi bir bilgisayar içindeki, in a computer, bir bilgisayar içindeki other components'lere, yani diğer bileşenlere doğru akım gücünü sağlar gibi bir çeviri yapabiliriz. Yani doğru akımı sağlayan değer. Peki altında bir cümle var. Daha var, devam ediyor. Diyor ki it converts, o dönüştürür. Yani power supply dönüştürüyor, bir şeye dönüştürüyor ya da bir şeyi dönüştürüyor. Neyi dönüştürüyor görelim. General purpose, genel amaçlı. Alternating current, bu da alternatif akım anlamına geliyor. AC, electric power from the mains. Şimdi burada bir duralım, şunu çevirelim. Genel amaçlı alternatif akım elektrik gücü, şurası general purpose alternating current electric power, genel amaçlı alternatif akım elektrik gücünü from the mains. Mains burada şebeke anlamı taşıyor. Şebekeden, yani şebeke muhtemelen şey olarak düşünüyorum ben. Çok emin olmamakla beraber prize takılan nokta olarak düşünüyorum. Şebekeden ne yapıyormuş? Bir şeyi dönüştürüyor şimdi. To low voltage DC power. DC dediğimiz direct current'ı düşük voltajlı doğru akım, yani direkt doğru akım, doğru akım gücüne dönüştürür. Peki neyi? For the internal components iç bileşenler of the computer. O zaman şöyle çevirebilir miyim? Genel amaçlı alternatif akım, genel amaçlı alternatif akım elektrik gücünü şebekeden virgül şebekeden sonra şurası bilgisayarın iç bileşenleri için, for the internal components of the computer, bilgisayarların iç bileşenleri için düşük voltajlı doğru akıma dönüştürüyor. Yani alternatif akımı doğru akıma dönüştürüyormuş. Şurada da şeyler, aralıkları mevcut. İşte 2020 volt to 2040 volt at 50 Hz şeklinde. Bu da Picture 1.13'te takılmayan Picture 1.13, 1.13 inside of a PCU. Inside neydi? İçi, yani şeyin iç kısmı, buranın iç görünümü. PCU'da power supply unit, yani bir güç kaynağı ünitesinin iç bölümü. Bu da Picture 1.14, bu da a standard PCU, yani standart bir power supply güç kaynağı bu şekildeymiş arkadaşlar. İşte çevirmeye çalıştım. Daha iyi çeviriler için yorum atabilirsiniz. Yorumları da şey olarak, daha iyi çeviri cümleleriniz varsa mutlaka onları da yorum olarak belirtin arkadaşlar. 10. derste böyle, gelecek derste şu portlara giriş yaparız ve adım adım portlarla ilerliyor oluruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi çalışmalar, hoşça kalın.